Hocam peygamberimizin imkanı olduğunda 4000 dinara elbise de giydiğini, bulamadığında ise sökük elbise bile giydiğini söylediniz. Siyerden öğrendiğim kadarıyla savaşta kazanılan ganimetten peygamberimize de pay vardı. Peygamberimiz kendisine düşen payı dağıtmadan gece yatmazdı diye okudum. Peygamberimiz öldüğünde zırhı bir Yahudi tüccarda bir miktar arpa karşılığında rehinmiş. Benim anladığım, peygamberimizin imkanı olduğu halde imkanların altında yaşadığı yönünde. Mesela kızı Fatıma köle istiyor, vermiyor. Eşleri daha iyi imkanlar istiyor, kabul edilmiyor. Yanlış mı anlıyorum demiş. Yok, yanlış anlamıyor da eksik anlıyor. Ama eksik anlayan bu arkadaşımız değil. Yani bu bizim genel yaklaşımımız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarını doğru anlayabilmek için çok iyi bir iktisat bilgisine sahip olmak lazım. Peygamberimiz elinde para tutmazdı, para. Yoksa malını dağıtırdı diye bir şey yok. Yani dağıttığı altın, gümüş, para. Kendine yetecek kadar kısmını bırakır ve dağıtırdı. Kalan kısmını dağıtırdı. Para olanı. Niye? Çünkü para öyle bir maddedir ki, para dolaşımda olursa bir işe yarar. Ceplerde olursa hiç kimsenin işine yaramaz. Çünkü paranın kendisini yiyemezsiniz ama siz gidersiniz, paranızı verirsiniz, parayla bir lokantada yemek yersiniz. Aslında hem yemek yer hem sevap kazanırsınız orada. Efendim lüks lokanta, küçük lokanta, lüks, sen zenginsen niye gidiyorsun öbüründe yiyorsun? Git daha iyisinde ye kardeşim. Gider senin paranı oraya verirsin, orada kaç kişi ondan geçinir? O para gider, o birisine onlarca kişinin işini görür bir iki günde. Ama o işi görmeye devam eder. Kimin yanına giderse para, kimin yanına giderse onun işini görür. Kimin paraya daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır, değil mi? Yani mesela diyelim ki borcunuz var, kredi kartı borcunuz, yatırmanız lazım, son dakikaya kadar para arıyorsunuz. Para bulur bulmaz koşa koşa gitmez misiniz? Sanki elinizde bir kor taşıyor gibi. Kimin paraya daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır. Dolayısıyla onun sürekli dolaşımda olması lazım. Peygamberimizin bu tavrı iktisadi açıdan anormal güzellikte bir tavırdır. Bizim için de çok güzel. Ama o üzerindeki elbiseyi dağıtmıyor. Arsasını dağıtmıyor. Yani ticaret mallarını da, o ayrı bir konu. Para meselesi, para sürekli dolaşımda olması lazım. Onun için bir hadis buldu bizim Haşim, onun sahih olup olmadığını henüz tespit edemedik. Fakat manası benim çok hoşuma gitti. Tespit edememizin sebebi de, yani bizim çalışma şartlarımızı bilseniz ne kadar yoğun çalıştığımızı, yani vakit bulmamız mümkün olmuyor maalesef. Diyor ki, borçlarınız için saklamışsınız başka. Yanınızda diyor 6 dirhemden fazla para bulundurmayın. O 6 dirhem de demek ki insana birkaç ay, o zamanki kişiye birkaç ay yetiyor. Şimdi bu paranın sürekli dolaşımda olmasıdır. Mesela bankaların en büyük zararı, piyasada dolaşımdaki parayı tutsak edip kısa süreli şey gibi, o tutukluların kısa süreli serbest bırakılması gibi piyasaya bırakması ve piyasanın anasını ağlatmalarıdır. Evet.